Herkese merhaba. Bugün yine konuğum İlhan Dövüş ve kendisiyle yine hem Almanya hem de küresel ekonomi üzerine belki bir konu konuşacağız. Konumuz Volkswagen'ın fabrikalarını kapatma kararı alması. Aslında bu yeni bir şey değil. Birkaç aydır dile getirilen Alman medyasında, dünya medyasında da gündem olan bir konuydu. Fakat bu artık yavaş yavaş eyleme geçtiği için İlhan Hoca'yla bu konuyu bir değerlendirmek istedim. Hocam hoş geldin öncelikle ve saatler olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Havalar biraz serinledi için keyfim yerinde. Sen nasılsın? İyi onu soracaktım. Artık sıcak şikayet etmiyorsun değil mi? Yok yok kesinlikle şikayet etmiyorum. Ben sonbahar ve kışı seviyorum. Ama şöyle bir şey var. Sonbahar ve kışı sevenler ekseriyetle maddi gücü yerinde olan zengin insanlardır. Hani çünkü şöyle düşünür. Sonbahar ve kışı sevme için bir barınma ihtiyacını karşılaman, ısınma ihtiyacını karşılaman lazım. E bunlar da paraya bakıyor. Dolayısıyla işte yazı sevenler yoksul, kışı sevenler zengin diye bir şey yapılır. Asla ben zengin olmamamı rağmen demek ki ruhum zengin ya da zengin olmaya hazırım ki kışı seviyorum hocam. O zaman bir orta sınıfım. Mayıs ayını ve Eylül ayını seviyorsam böyle hafif serin orta sınıf mı oluyorum? Sosyal demokratisi biz evet. Anladım. Hiç en işe yaramayan hani nereye çeksen oraya gelen sınıfsın sen. Tamam. <laughs> Hocam şimdi hızlıca konumuza girelim. Zaten bu gündem çok tartışılıyor. İşte Almanya'da epeydir aslında tartışılıyor. Bir süredir başlayan bir şeydi. Şimdi Volkswagen 3 tane fabrikasını kapatıyor Almanya'daki ve Almanya'nın en büyük otomobil üreticisinin böyle bir karar alması Alman ekonomisi açısından ne anlama geliyor ya da genel ekonomi açısından bu değerlendirmeleri yapman için sözü şimdi sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet yani önemli bir mesele elbette ve sembolik. Yani Volkswagen zaten Hitler döneminde kurulmuş halk arabası demek ve Almanya ekonomisi modern Alman tarihi açısından kritik bir konumda. Zaten Almanya deyince aklınıza makineler, arabalar geliyor, değil mi? İşte Almanya ekonomisi işte mühendislik falan böyle işte büyük, sağlam makineler. Fakat bu sorunun cevabı biraz bir önceki programda tartıştığımız bir meseleyle de bağlılaşık. O da neydi hatırlatırsak? Alman yani ekonomi yapısındaki inovasyon özelliği yani inovasyon yapısı incremental innovation'ların artan oranlı inovasyon. Ve o yüzden de sektör spesifik iş gücü yetenekleri hakim dedik. Ve işte Anglo-Soksan dünyada, Amerika ve İngiltere'de, Yeni Zelanda'da işte rapid innovation, ani inovasyonların hakim olduğu bir inovasyon yapısı sektörleri var. Şimdi burada Volkswagen'in teklemesinin başat faktörü bana kalırsa Volkswagen'in otomotiv sektöründeki bir rapid innovation'a, ani inovasyona ayak uyduramaması. O da elektrikli arabalar ve hibrit arabalar. Şimdi buradaki kritik sorun şu, Volkswagen orta sınıfa hitap eden bir satış stratejisi izliyor. Yani ucuz, fiyat hassasiyeti yüksek, orta alt sınıfa o segmente hitap ediyor. Şimdi dolayısıyla Volkswagen stratejisi suydu. Ucuz ve çok satmak. Yani klasik tabirle halk dilinde sürümden kazanmak. O zaman çok üretiyorsun. Şimdi dolayısıyla böyle bir rapid innovation, ani inovasyon karşısında dönüştürmesi çok zor bir büyük üretim bandı oluyor. Hantal oluyorsun. Yani büyüklük ne kadar büyükse o kadar bürokrasi, o kadar hangi. Zaten Almanya'nın da genel sen de biliyorsun ağır hantal bir bürokratik anlayışı var ve garantici. Şimdi bu elektrikli arabanın gelişimi ortaya çıkışıyla fosil yakıt tüketen arabaların hakimiyeti sarsılıyor. Şimdi az üreten ve bunu pahalıya satan bir araba markası bu sürece adapte olabilir. Çünkü o üretim bandını ve o arabasının motor yapısını vesaire dönüştürmek kolay olabilir. Yani 500 tane satıyorsundur. O 500 taneden 100 bin dolar parça başı kar yaparsın. Yeter sana 500 tane ürettiğin bandı da dönüştürmek zor değildir. Ama 1 milyon tane üretip sattığın ama parça başı 1000 dolar kar yaptığın bir durumda 1 milyon arabayı üreten bandı dönüştürmek zordur. Burada aslında Josef Schumpeter isminde Avusturyalı iktisatçının geliştirdiği bir kavram var. Yaratıcı yıkım. Yani kapitalizmin hep yaratıcı yıkımlarla ilerlediğini iddia eder. Burada da benzer bir süreç var ve Volkswagen bu sürece adapte olmayı beceremedi. İkinci husus ben Volkswagen'in taşınmasında faktör yine geçen programda söylediğimiz hani neden şimdiye kadar taşınmadı şimdi taşınıyor. Ya şimdiye kadar işte o sektör spesifik eğitim ve iş gücünün ve Amerika'daki diğer kurumsal altyapının avantajlarını kullanmaya da diretti kendisini. Ama şimdi artık Çin'de bu üretim artışının artması yani Çin'de bu küresel değer zincirindeki pozisyonu upgrade eden yani yukarı çıkartan bir strateji işlemeye başlayınca ve Çin'de elektrikli otomobil üretiminde bir atılım yaptı biliyorsun. Dolayısıyla üretimini oraya taşımaya başladı. Çünkü artık Çin'de de az da olsa bir eğitimli iş gücü gelişmeye başlıyor ve Almanya'dakinden çok da aşağı bir eğitim düzeyi değil ve daha ucuz. Şimdi eskiden daha önce taşınmazken Hangi sektörler daha çok Çin'e gitti? Ucuz emek değil mi? İşte tekstil vesaire. E şimdi orada çok yüksek bir eğitim ve iş gücüne ihtiyacınız yok. Dolayısıyla orada iş gücünün ücreti sizi cezbeden bir faktör. Ama makine, kimya, teçhizat gibi bir sektörde eğitimli iş gücü çok kritikse ve çok ihtiyacınız varsa orada işçi ücretleri sizin için çok belirli bir faktör olmayabilir. Ve siz o yüksek ücret düzeyini kompanze edecek bir fiyatlama politikasıyla gidebiliyordunuz. Şimdi ne oldu? Artık o yüksek düzeyde bir fiyattan satamıyorsunuz. Niye? çünkü Almanya devleti yıllardır pandemiye rağmen kemer sıktı ve kamu harcamalarını kıstı. Dolayısıyla talebin baskılan ve sadece Almanya değil Avrupa'da faiz arttırdı. Kemer sıkmaya gitti. Dolayısıyla sizin fiyatınızı arttıramazken yapmanız gereken şeyin maliyetinizi düşürmek. En önemli maliyetlerin tanesinde ücretler. Ücretler ve Çin'de de bir eğitimli iş gücü gelişmiş. O zaman Çin'e gidebilirsiniz. Şimdi artık ücret farkları bir anlamı var sizin için. Çünkü hem Çin'de eğitimli bir iş gücü gelişiyor. Zaten fabrikalarını daha önce açmıştı Çin'de Volkswagen. Hatta Ekim ayında Avrupa Birliği, Ekim ayının başında Çin'den gelen elektrikli arabalara tarif uygulama yasası geçirdi. Buna karşı çıkan SPD'ydi ve Almanya'ydı. Çünkü Çin orada üretim yapıyor zaten ve arabaların üçte birini de Çin'e satıyor zaten. Şimdi Çinlere bir ekonomik daralma var. Resesyon kaynaklı. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman Volkswagen'in bilançosuna en azından satışlarına hasılatı artmış ama karları artmamış son iki yılda. Bu ne demek? Bir miktar fiyat arttırmış, enflasyondan kaynaklı maliyetlerin fiyatını yükseltmiş, yansıtmış. Dolayısıyla hasılatı artmış görünüyor. Ama maliyetleri daha hızlı artmış. Yani satışlarından daha hızlı bir maliyet artışı var. Dolayısıyla hasılatı arttığı halde karları artmamış. O da içerideki talebin kısılmasıyla ilgili. Yani aslında zararda değil şirket. Sadece kardan zararda. Yani kar ediyor ama eskisi kadar kar etmiyor. Evet, eskisi karak kar etmiyor, maliyetleri hızla artıyor ve aslında birçok firma zaten Volkswagen kendisi de önümüzdeki yıllar için karlarında düşüş öngörüyor. Bu bir önleyici bir hamle. E şimdi benim hasılatım artmış iyi kötü ama karlarım artmamışsa demek ki benim maliyetlerim hızlı artmış. O zaman benim maliyetleri düşürecek politika oldu. Nedir o zaman? En, maliyetlerin en büyük kalemine işçilik. O zaman ucuz iş gücün olduğu yere gidim. Eskiden gidemedi çünkü eğitimli iş gücü yoktu Çin'de. Şimdi artık var. Şimdi gidebiliyorum. İkincisi de Volkswagen'in bilançosuna bakarsak biz post Keynesyen ekoldan olanın borç paradoksu diye tariflediğimiz bir durum var. O da nedir? Firmalar veya hane halkları resesyon döneminde, ekonominin küçülme döneminde gelirleri azaldığı için ve faiz de arttırıldığı için borç gelir oranı artar değil mi? Ekonomi daraldığı için hasılatınız azaldığı zaman veya artmadığı zaman ama Borcunuz faiz artışı dolayısıyla daha hızlı artan borç. Şimdi sizin ne yaparsınız rasyonel bir aktör olarak? Borç gelir oranınızı azaltmak için borcunuzu düşürürsünüz. Ama sizin borcunuzu azaltmanız başkasının gelirini düşürecektir. Şimdi siz bunu yaparsınız. Ben de bunu yaparsam ikimiz de borç gelir oranı daha da fazla artırırız. Çünkü sizin geliriniz benim harcamam, benim gelirim senin, sizin harcamanız. İkimiz de harcamalarımızı kısarsak ve borçlanmamızı azaltırsak, yatırımlarımızı azaltırsak o zaman evet ben ilk etapta ilk aşamada borç gelir oranı azaltıyorum. Ama bunu siz de yaparsanız aynı anda ve sizin harcamanız da benim gelir kaynağımsa, sizin borcunuz da benim alacağımsa, o zaman siz de borcunuzu azalttığınızda, harcamanızı kısmında benim de borç gelirim oranım artıyor. Sonra sizinki de artıyor. Şimdi Volkswagen bunu yapmış geçen sene. İlk etapta bakıyorsunuz bilançosu iyileşiyor, borcu azalmış ama varlıkları da azalmış. Çünkü Karşılıksız borç diye bir şey yok. Borç demek varlık yaratmak demek. Bütün finansal ve finansal olmayan varlıklar borçla yaratılır. Dolayısıyla Volkswagen evet kendini korumacı bir stratejiyle rasyonel her bir birey için tek tek rasyonel ama toplama geldiği zaman herkes aynı anda aynı şey yaptığı zaman bu borç gelir oranı düşürmek yönündeki hamleler bütün ekonomide borç gelir oranı arttıran bir sonuç üretiyor. İşte o yüzden paradoks diyoruz. Başka paradokslar da var. Başka programlarda onları açarız. Şimdi dolayısıyla Volkswagen'in buradaki sıkıntısı borç gelir oranını düşürmek yönünde harcamalarını ve borcunu düşürmeye yönelmesi. Ama Alman devleti bunu kompansiye edecek bir şey yapabilirdi. Şimdi soru şu, su soruyu soralım. Almanya'da faiz yüzde kaça kadar çıktı? Yüzde dört buçuk. Güzel. Amerika'da yüzde kaça çıktı? Yüzde beş buçuk. Bakın bugün rakamlar açıklandı. Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte küçülmüş tekrar. Hani bir önceki çeyreğe göre büyümüş görünüyor ama yıllık olarak küçülmüş tekrar. Altı çeyrektir küçülüyor Alman ekonomisi. Ama Amerikan ekonomisi küçülmedi. Şu anlık. Şimdilik. Niye? Çünkü Biden hükümeti bir güçlü kamu yatırım politikası izledi. İmarat sanayinde ücretleri ve istihdam desteklemek için Dolayısıyla ikisinde enflasyon aynı. Hani madem kamu harcaması ve bütçe açığı faiz ve enflasyonu arttırıyordu. İkisinde de enflasyon %2-2,5 yani çok farkı yok. Ve Alman ekonomisinde işsizlik artıyor. Amerikan ekonomisinde işsizlik o kadar artmıyor. Alman ekonomisinde işsizlik %6. Amerika'da %3,5, 3,7. Faizler de Merkez Bankası ikisi indiriyor şu an. Bir etkisi yok. Aynı şey Kanada'da. Kanada'da devlet kamu harcaması yapmadığı için resesyona girdi. İkisi de faiz arttırdı. Hatta Amerika'nın faizi daha yüksek noktaya çıktı. Ama Amerikan ekonomisi şimdilik resesyona girmedi. Peki hocam bir ekonomi ne zaman resesyona girer? Yani resesyona girmesi için nelerin olması lazım ya da ne olması lazım? Resesyon dediğimiz tanım itibariyle işte bazıları birkaç çeyrek diyor ama ortak kanı bir ekonominin iki ya da üç çeyrek arda arda küçülmesi. Peki ne zaman bu olur? Benim iddiam şu ki faiz düzeyi verimlilik artış oranının ekonomideki verimlilik artış oranının ve ücret artış oranı toplamının üzerine çıktığı zaman. Yani faizi arttırabilirsiniz %5'e ama kamu yatırımlarıyla ücretleri ve verimlilik artışını desteklediğiniz ölçüde o ikisinin toplamı %6-7 ise Amerika'da olduğu gibi resesyona girmiyorsunuz. Ama faiz %3 olabilir. Faizi %3'e çıkartırsanız kamu harcamasıyla ekonomiyi desteklemezsiniz. Ücretler, reel ücretler artmaz. Negatif olur Almanya'da olduğu gibi. Ücretler stabil kalır, artmaz. Verimlilik artmaz ücretler artmadığı için. Çünkü daha çok üretip satamıyorsunuz. O yüzden daha çok da üretmiyorsunuz. O zaman onun ikisini toplamı ücret verimli emri karşılığı yüzde kalabilir. O zaman ekonomi resursu. Çünkü o zaman faiz geliri elde edenler, faiz rantiyerleri ekonomide daha büyük bir pay elde ederler. Ve ücret geliri elde eden işçiler ve verimlilik artışıyla daha fazla hasılat edinen firmalar daha çok üretmezler. Daha çok da harcayamazlar. Ve faiz rantiyelerinin harcama eğilimi düşüktür. Onlar faizden aldığını tekrar finansa yatırırlar. Tekrar faize yatırırlar. Ekonomide dönen para azalır. Ve önemli olan şudur. Borç gelir oranı. Siz ne zaman iflas edersiniz? Borcunuzu ödeyemediğiniz zaman. Yani kapasitenizin üzerinde borçlandığınız zaman. O zaman peki ya geliriniz düşük olacak ya da borcunuz yüksek olacak. Faizi arttırdınız ama ekonomideki temel gelir kaynaklarını ücretler ve karlar. Şimdi ikisinin temel Kayn o. ücret artışlarını ve verimlilik artışını baskıladığınız zaman ama öte yönden faizi yükselttiğiniz zaman insanlar borcunu ödeyemez noktaya geliyor. Ekonomide büyük bir kesim. O zaman da resesyona giriyorsunuz. Amerika'da şimdilik daha gelinmedim noktaya. Amerika'da şu an hala faiz verimlilik ve ücret artışı oranın altında. Ama Almanya'da üstüne çıktı. Dolayısıyla Almanya'da resesyon yaşanıyor. Hocam bu arada geçen bu Almanya batıyor mu diye bir video çekmiştik. Orada demiştin ki reel ücret artışı yok Almanya'da. Bir yorum gördüm videonun altında. İşte ne demek kardeşim reel ücretlerde artış yok İşte Ekmek şu kadar oldu, peynir bu kadar oldu falan filan. Şimdi <laughs> reel ücret artışı derken hani İşçinin kazandığı maaşları kastediyorsunuz orada. Fakat oraya yazan vatandaş şey anlamış hani işte gıda yapılan zam mı işte arabalara gelen zamları falan şey yapmış. Onu karıştırmışlar hani umarım bu videoda da bu açıklamanın ardından yine bu karışıklığa yol açmayasanız. Rehel ücret artışıyla o zamların alakası yok ikisi başka şeyler. Almanlar böyle yapıyor böyle durumda. <laughs> Şimdi... Yani şöyle bir sorun var Türkiye'de. Bir kere başka bir yayında da söylemiştim seninle. Bir iddianın başka bir ülkede geçerli olmadığını gösterince onu Türkiye ile kıyaslamış olmuyorsun. Alman ekonomisini eleştirdiğin zaman Türkiye'yi övmüş olmuyorsun. Kendinizi bu kadar dünyanın merkezine sanmayın. Şu narsist psikolojiden bir çıkın lütfen. İkincisi bir yorum yapıyorsanız en azından o videonun yarısını izleyin. Tamam Yani bu tuhaf bir tavır. İnsanlar öyle bir zihni tembelliğe alıştırılmış ki benden hoşuma gidecek bir şey söylemiyorsa dinleme gereği duymadan sadece başlığa bakıp kim olduğuna bakıp istediğimi söyleyebilirim diye düşünüyor. Öyle bir dünya yok reel ücretler ne demek? Ücret artış oranının enflasyonun arınmış oranı. Aslında reel alım gücü. Bu düşüyor Almanya'da. Almanya ekonomisinin medyasına bakarsanız, Alman medyasını. 3 aydır bu tartışılıyor. Almanya ekonomisi neden küçülüyor? Resesyonda mı? Krize mi gidiyoruz? Yani şimdi bu veriler ortada. Almanya devleti ve iktisatçıları kendi ekonomini yerden yöne buluyor. Ama siz Alman ekonomisini ve toplumunu, ülkesini eleştirdiğiniz zaman Türkiye'yi övmüş olmuyorsunuz. E Türkiye eleştirdiğiniz zaman da şey diyorlar. Almanya'ya bak sen. Ya da sen Almanya'da yaşıyorsun. Sana tabii hayat güzel diyorlar. <laughs> Şimdi bir de Türkiye'de şöyle bir sorun var. Bakın Türkiye'deki ekonomik kriz daha çok orta alt sınıfı vuruyor. Orta sınıfı daha çok. Alt sınıfı bu kadar vurmuyor. Alt sınıf hem kırsalda yaşayan, büyük kentler dışında yaşayan, orada kira gelir oranı yüksek değil. Büyük bir kısmı memuriyet işiyle uğraşıyor ve memurların maaşı arttırıldı. Asgari ücret artış oranı biraz yüksekti geçen seneye kadar. O kayıtlar kompanze edildi. Ama büyük kentlerde yaşayan orta sınıf daha çok sarsıldı ve buradaki artış dolayısıyla onların tüketimi daha çok ithalat. Bilgisayar, telefon vesaire. Şimdi onları yapamayınca dünya benim etrafımda dönüyor ya. Bir sokak röportajında yaşlı bir AKP'de ekonomi iyi gidiyor denince çılgına dönüyorlar. Hayır diyor ben iPhone olamıyorum. Nasıl olur. Abi dünya senin etrafına dönmüyor, sen tek değilsin. Başkasının ekonomisine iyi gidiyor eskisine, daha iyi ya da eskisi kadar kötü değil. Hayır, bana kötüyse herkese kötü demem. Hayır, ben şu konuda şöyle düşünüyorsam, sen bu konuda böyle düşünmüyorsan, senin başka konuda söylediğin hiçbir anlamı yok. ya Ben de X konusunda enfikir olmayabilirsin. Ama bu Y konusunda söylediğimi önemsizleştirmemesi lazım senin için. Ya bunlar çok basit ilkokul mantık konuları. Çok kötü bir eğitimden geçiyorsunuz. Kusura bakmayın. Hocam neyse bu parantezi kapatalım ve zaten bizim videoları iz düzenli izleyenler bu senin neye isyan ettiğini daha iyi anlayacaklardır. Peki Volkswagen'in bu kararı nasıl bir sonuç doğurabilir? Ya da ileriye yönelik bir öngörün var mı? İşte diğer firmalar onun peşinden gider mi? Bu ona özgü bir şey mi? Otomotiv sektörüne özgü bir şey mi? Yani Almanya'nın geleceğine dair bir şey söyleyebilir misin? Evet, şimdi biz sıkça şunu vurgulamaya çalıştık yayınlarda ekonomi bir bilançolar bütünü. X firmasının bilançosu başka bir firmanın Y firmasının bilançosuyla ile birbiriyle ilişkili, bağlı. Aslında ekonomi bilançoları network'ü ağı. Şimdi dolayısıyla ne dedik çıkacak? İşsizlik işsizliği besler. Yeni işe alım başka bir işe alım besler. Çünkü benim işçime ödediğim maaş başka bir firmaya gelir. Bana maliyet ama başka bir firmaya gelir. Dolayısıyla ben işçi alırsam işsiz birisini o işsizin yapacağı yeni geliriyle tüketim harcaması başka bir firmaların işçi alımlarını tetikler. Üretim arttırmak için. Şimdi bu Volkswagen 10.000 kişi işten çıkarıyor ilk etapta. Bu 10.000 kişi şu an aldıkları ücretleri işsiz kalınca alamayacaklar. Ha Almanya'da işsizlik maaşı yüksek olduğu için bir yıl boyunca %67'si çok bir tüketim daralması yaratmaz. Ama bir yıl daha işsiz kaldığınız zaman, bir yıl boyunca iş bulamadığınız zaman sosyale düşüyorsunuz. O zaman 500 euro alıyorsunuz bekar ve tek bir kişiyseniz. O zaman tüketim harcamız kısılıyor. Şimdi dolayısıyla bu işçi çıkarmalar başka sektörlerde de işçi çıkarmaları tetikleyecek. Eğer kamu müdahale etmezse, kamu harcama yapıp, yatırım yapıp özel sektörü talebi tetiklemeye kalkmazsa. Ama şu anki FTP'li Christian Lindner Maliye Bakanı ve onun zapturap altına aldığı pasif inisiyatif alamayan Sosyal Demokrat SPD ve Realizm adı altında sisteme entegrasyonu marifet sanan, sivil katliamını açıkça savunan Yeşiller savaş karşıtlığından bugüne gelmiş. Bunlar böyle devam ederse ve müdahale etmezse şu anki bu duruma getiren politikanın doğru olduğuna sorgulamayıp onda diretirlerse işsizlik artışı daha çok işsizlik artışını tetikleyecek, ekonomi daha çok daralacak ve süreç Almanya için çok parlak olmayacak. Ha. Bir dakika ya biz şu ana kadar yanlış yaptık. Şuldan Bremze dedikleri borç freni Schwarze Null dedikleri sıfır bütçe açığı ilkesiyle biz ekonomiyi bu hale getirdik, batırdık deyip hayır. Şimdi kamu yatırım ve kamu harcamasıyla yeniden tetiklemeliyiz diye tefekkür ederlerse, akıllanırlarsa o zaman bir şeyler değişebilir. Şimdi Volkswagen fabrikasını kapattığı 10.000 kişi işsiz kaldı ya ek olarak bir de şöyle bir şey var. Mesela Volkswagen'e üretim yapan küçük fabrikalar, küçük işletmeler de bundan etkileniyor. Bir de işin bu yönü evet. var. O da zincir. Yani Volkswagen'dan 10 bin kişi çıkıyor. Belki o tedarik tedarikçilerden de bir 10 bin kişi toplamda. Bir o kadar daha işsiz kalacak. O dediğin şeyi de doğrular bir şey. Yani işsizlik işsizliği doğuruyor. Bu da kar topu etkisi yaratabilir belki. Peki hocam çok kısa şeyi söyleyebilir misin? Bu gidişat tamam diyelim döndüler. Hata yaptıklarını kabul ettiler döndüler. Bu iyiye gidiş ne kadar sürede olabilir? Yani bu kısa vadede mi gerçekleşir yoksa uzun süre mi alır? Bir de dünyaya ilişkin gidişat için ne dersin? Tamam dünyaya ilişkin Almanya'nın Avrupa Birliği'ni zapturatla altına alması çok büyük bir fecaat dünya için yapılacak en büyük kötülüklerden bir tanesi pısırık. Risk alamayan Alman devletinin Avrupa Birliği liderlerine üstlenmiş olması, Fransa'nın ve İngiltere'nin geri plan oluşması Avrupa Birliği ve dolayısıyla dünyanın içinde hiç hayırlı bir şey değil. Ekonomik olarak da ne kadar uzun sürer toparlama? Şimdi krize sokmak kolaydır. Çünkü işçi çıkarmak kolaydır. Üretim durdurmak kolaydır. Kısa sürer. İşçiyi çıkartırsın Ama toparlanması krizden çıkış zordur. Çünkü işçi bulmak uzun sürer. Üretim zaman alır. Üretim yeniden başlatmak, yeni işçi bulmak, özellikle eğitimli bir iş gücü ihtiyacınız varsa onun yeniden eğitim, iş ne eğitim falan zaman alır. Şimdi dolayısıyla faiz de öyle. Yani faizi arttırırsanız resesyona sürüklersiniz ekonomi. Çünkü borcunu ödeyemez olan firmalar iflas eder ana halkları. Ama faizi düşürmek ekonomi tetiklemeye yetmez. Ekonomi yeniden büyümesine. Çünkü talep ve yatırım kararları talep güdümlüdür. Faize duyarlı değildir. Talebe duyarlıdır. Sizin önce talebi güçlendirmeniz lazım. Onun için de kamu harcaması yapmanız lazım. Onun etkileri hemen iki iki 3 haftada çıkmıyor. Birkaç ay gerektiriyor. Ve yatırım kararları iki yıllık kararlardır. 2 yıllık, yıllık projeksiyona dayanır. Dolayısıyla bir emin olmak gerekir. O yüzden zaman alır. Ama Almanya'nın şu an maliye politikasını yürüten Uzun yıllardır da hakim olan anlayış ile giderlerse daha uzun sürecek gibi görünüyor yapılacak toparlanma imkanları. Yani benim anladığım şu biz sıradan insanları yine zor dönemler bekliyor diyebiliriz. Ona göre önlemimizi alalım. Hocam teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Başka bir programda başka bir konudan yine görüşeceğiz seninle. Görüşürüz Şimdi... kendine. Sen de kendine iyi bak görüşürüz.